Selamlar dostlar, sizlerle bugün yeni DLC'ye ilk bakış videosunu çekiyor olacağız. Rehber tarzında olacak ama detaylı rehber daha sonra gelecek. Yeni DLC ile nelerin geldiğini, yeni özellikleri, araştırma tesislerini, teknolojileri, fokusları ve o mega projeleri sizlere bugün anlatmak istiyorum. Öncelikle fokuslarla başlayalım. Almanya'nın fokus serisi devasa büyük. Hani o kadar devasa büyüklük ki bu 48'de, 50'de hatta 52'ye kadar neredeyse gidebilecek kadar uzun bir fokus süreye sahip. Ne kadar iyi, ne kadar tartışılır size kalmış. Oyunu bayağı bir late götürüyor. Müzikler bu arada gerçekten çok güzel. Öncelikle orduyla bir başlayalım. Ordu fokus serisi ikiye ayrılıyor. Birincisi Prusya tarafı, diğeri ise yeni doktrin, yani panzer doktrini. Burası birinci harbin devam niteliğinde. Özellikle Kaiser yolunda gidince ufak bir ekstra buff da almıyor değil. Burada abi o eski Prusya disiplinini koruyorsunuz. Howitzer mantığında devam ediyorsunuz. Yani topçularınız ve piyadeniz gerçekten güçlü oluyor. Kara birimleriniz tanktan daha ziyade sağlam piyadeler oluyor. Burada ise tank doktrini, yeni yenilikçi Alman doktrini geliyor sizlere ve bunu Luftwaffe ile kombinleyebiliyorsunuz abi. Aşağı taraf sizin debufflarınızı şöyle 3 şekilde, öncelikle hafif bir debuff, sonrasında buff'a dönüşüyor zaten bu. Ordunuz %15 supply efficiency debuff'ı var. Yani daha efektif olması için fokusa gitmeniz gerekiyor. Donanma ve aynı zamanda uçakta nerflü. Bunlara gittikçe o buff'a dönüşüyor. Panzer doktrini ise dediğimiz gibi tanklara devasa buff'lar veriyor. Aşağısı ise o debuff'ları siliyor genel olarak. Hatta African Corps ve aynı zamanda da Rus cephesi için buff da mevcut. Burada ise supply'ı düzeltiyorsunuz. Burada ise birazcık savunma doktrini. En aşağısında ise büyük projelere, atom bombasına daha hızlı erişmenizi sağlıyor. Yani burayı bitirmek o kadar zor değil. Bitirmeniz de gerekiyor ama gün sayısı, yani gün olarak inanın bana 70 gün, 35 gün çok önemli fokus seriydi. Hemen bir Luftwaffe'ye de geçelim. Luftwaffe'nin sol kolu 3'e ayrılıyor. Hani Dive Bomber, Tactical ve Heavy Bomber tarzında. Dive Bomber'lar direkt orduyla, panzer doktriniyle o Blitz mantığını zaten ortaya koyuyor. %10 daha efektif oluyor uçaklarınız kara birimlerine ve ekstradan ordu da buff alıyor. Uçakların, Luftwaffe'nin bufflarına gelmeden önce şurada ise roketlere yönelik bir buff var. Bunların hepsi çok tatlı. Fallschirmjägerlar inanılmaz önemli. Çünkü özel raid mekanikleri geldi, bunları göstereceğim. Burada ise Luftwaffe'nin yine debufflarını hemen buff'a çevirmeye ve yine ekstradan özellikler açmaya yönelik. Mesela şu fokusu bitirdiğiniz vakit aerodinamiğe buff alıyorsunuz. Bu da sizin pek çoğunda böyle yeni teknolojiler açmanız olanak sağlayacak. Buna geleceğiz, bunu anlatacağım. Ama fokusların da yeni tesisler için, yani teknoloji buff'ı verdiğini unutmayın. Özellikle bu Almanya'da falan bayağı yansımış. Eşin sonunda uçaklarınıza büyük buff'lar alıyorsunuz. Ve Amerika Bomber diye, eğer ki Amerika'da savaştaysanız, özgürlük anıtını yıkmaya, tabi tamir edebiliyor ama hani zarar vermeye yönelik büyük uçaklar ve oraya bir raid planı başlatabiliyorsunuz. Donanma ise yine uçaklarla birleşik bir yapıda. Torpido Bomber'lar Carrier'larla birleşmiş ve işin sonunda Almanya Carrier da bassa ona da buff alabiliyor. Ya da ya yani burası büyük bir deniz donanması, hani okyanus donanması oluşturmuyor. Burası ise U-Boat Effort. Yani klasik olarak U-Boat tarafından gidebilirsiniz ama ikiye ayrılmıyor. İkisini de gidebiliyorsunuz. Sadece bir süreliğini kilitliyor, diğerine gitmenizi engelliyor. İşin sonunda da donanma inanılmaz buff alıyor. Ama buna vaktiniz olmuyor. Yani şurayı bitirmek, şurayı, üçünü bitirmek zaten emin olun 40'ı buluyor. Yani biraz sorun. Yani üçünü sadece gitsen, diğer fokuslara hiç gitmesen 40'ı buluyor. Bu büyük bir sorun. Ama U-Boat'a gidersen öyle bir görünmezlik alıyorsun ki muazzam. U-Boat inanılmaz bir şey. Bu ordu kısmıydı Almanya'nın. Ve ekonomi kısmına da bakarsak eğer Mephobis bayağı bir değişken yapıda. Artık Mephobis sizi 39.5'tan sonrasında savaşa sok... Yani girmezsen 39.5'tan sonra %100 consumer goods oynarsın ve bunun engellenebilir bir tarafı yok. Mephobis'i ya erken dönemde yok edeceksin, ki bu faşist yolda önermiyorum. Otokrat yollarda daha makbul. Buradan faşist olmayan yollardan buna gidebilirsin. 40'ta 41'de gireceksen eğer savaşa, bu fokusa git. Mephobis'i kaldır, onun yerine ekonomiyi tedavi ediyorsun. Yaralı olan ekonomini tedavi etmeye yarıyor. Ve buradan aşağı doğru inerekten ekonomini topluyorsun. Tabii ki bunlar zor. Bayağı gereksinimleri var. Hani kaynak çıkarma 3, advanced machine tools falan istiyor. Bunlar bayağı zor. Ve çok ciddi bir calcium goose var. Ya da Mephobis yolundan gidebilirsiniz. Mephobis yolu ise sizin dediğim gibi savaşa sokuyor. Mephobis'in debufflarını düşünmek için şunu alabilirsiniz. Gerekirse Macaristan'a bile kazık atabilirsiniz. Ve buradan gidebilirsiniz. Mephobis'in
İşin finaline doğru gelirseniz Polonya Savaşı'na doğru iki seçenek daha sunuyor size. Ya Mephibosheth'i tedavi etmeye tekrardan yani recovery ekonomiye çevirebilirsiniz ama bu acı dolu bir serüven. Ya da fetih ekonomisine geçebilirsiniz. Fetih ekonomisi dediğimiz şey Mephibosheth size aylık olarak 3, 4, 5 kalsiyumlu güç sokuyor, o zamana bağlı olarak artıyor. Ve bunu düzeltmenin en güzel yolu fetih ekonomisi. Polonya'yı işgal ettin, altınlarını çal. Fransa işgal ettin, altınlarını çal. İngiltere işgal ettin, altınlarını çal. Sovyet işgal ettin, evet altınlarını çal. Peki bu debuff ne zaman bitiyor? Mephibosheth ne zaman kalkıp devasa bir şey dönüşüyor? Tabii ki de bunu bitirdiğiniz zaman. Bunu bir görev. Siz veya puppet'ınız bu kaynakları kontrol etsin şeklinde. Eğer bunu kontrol ederseniz sizlere inanılmaz güçlü bir buff'a dönüştürüyor. Yani o Rahim inanılmaz gücünü iliklerinize kadar hissettiren bir buff'a dönüştürüyor. Endüstriniz yıkılmaz, sarsılmaz ve en güçlü haline buna gittiğiniz zaman oluşuyor. Ne soldan ne sağdan Mephibosheth'in yolundan diyebilirsiniz ve sapasağlam bir ekonomi modeli çıkabiliyor. Mephibosheth kısacası böyle. Her gittiğiniz fokusta Mephibosheth'e kansım gusuyorsunuz, yiyorsunuz, 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 yiyorsunuz. Ama işin finalinde bu görevi tamamlayabilirsiniz ki bayağı zor. Ödül, büyük ödül sizin. Hemen ideolojik fokuslara geçelim. Führer yoluna girmeden önce bir Kaiser yolunu size anlatmak isterim. Kaiser yolunda Wehrmacht yoluna gidiyorsunuz ve Wehrmacht burada iki iç savaştan sonrasında iki seçenek sunuyor size. İç savaşa girdiğiniz zaman event geliyor zaten. Komiseri mi istiyorsun, demokratları mı ya da otokratları mı? Öyle spesifik bir şey yok. Birini seçersen diğerine de gidebilirsin ama buff veriyor. Yani artı komünizm artışı falan veriyor. Oradan anlıyorsunuz zaten. Hani welcome to comrade falan diyor. Artı 5 komünizm veriyor. Ya da Kai for Kaiser diyor işte. Artı 5 tarafsızlık veriyor gibi gibi. Neyse. İç savaşı bitirdikten sonra hemen lider seçmeniz gerekiyor. Yoksa ciddi bir debuff yiyorsunuz. Komünist yolu fena değil. Gerçekten enteresan. Spartacus ligi var. Aynı zamanda da Proletaria yolu da var. İkisi de aslında Avrupa'da komünizmi yayıp hatta Spartacus liginin en sevdiğim özelliklerinden birisi diğer sınırınızdaki ülkelerle iç savaş seçenekleri falan var. Çok hoşuma gitti. Gerçi bu tarafta yapabiliyor galiba onu ama yani güzel. Oynanır. Yenir. Yenir. Ama bu sırada Sovyet düşmanı bir yol değil. Aksine onunla dost olduğunuz biliyor. Burada ise abi For Kaiser. Ama demokratik taraftan da gidebiliyorsunuz. Kaiser'in yani 3. Wilhelm başa geliyor burada direktman. Ve demokratik bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Fransa ile dostane ilişkiler sahip, ya dostane ilişkilere sahip olabilirsiniz. Yine fokus sadece Weltpolitik, pardon Realpolitik ortak, demokrat ve otokrat tarafta ortak. Sadece demokratik bir Kaiser getirebilirsiniz başınıza. Kaiser yolu ise yani temelinde aslında ikiye ayrılıyor. Bir İngiliz düşmanı, iki İngiliz dostu. Buna da zaten Weltpolitik sebep oluyor. Eğer ki İngiliz'in donanma üssünü kabul ederseniz İngiliz'e dost. Eğer ki ikinci donanma yarışına girerseniz düşman oluyorsunuz. Eğer ki düşman olursanız ciddi bir donanma buff'ı alıyorsunuz. Ve düşman olursanız Kongo'yu ve bazı Afrika kolonilerini geri almaya yönelik hamleler yapabiliyorsunuz. Ve işin sonunda da tabii ki Çin'le olan şu dörtlüden birine gidebiliyorsunuz. Burada Middle Afrika kurabiliyorsunuz bu arada. Ama o ayrı. Şu üçlü de Asya. Tamamen Asya üzerine. İngiliz'e dost olduğunuz yol tabii ki de Kaiser'in yolu oluyor aslında. Orada Kaiser'in gelebiliyor. Onun dışında burada iki farklı yine seçeneğimiz var. Birincisi tarihsel Almanya'nın otokrat yolu olan Danzig-Bor Garanti ya da Polonya'yı müttefikle alabiliyorsun. Yani Danzig koridorunu alıp burada Avrupa Birliği formlayabiliyorsun. Yani buradan tamamen gidersen Polonya dahilinde bir Avrupa Birliği, İskandinavya'yı da alabiliyorsun. Burası tamamen barış. Yani savaş da var ama komünistler karşı. Bu taraf büyük bir birlik kurma yolu. Ama buradan sağ Brest-Litovska'da gidersen yine Avrupa Birliği kurabiliyorsun. Tek bir şart var. Eğer ki burada Çekoslovakya'yı dost olarak alırsanız sizler Avrupa Konfederasyonu'nu otokrat veya demokrat bloktan kurabiliyorsunuz. Bu bayağı iyi bir şey. Bu bayağı iyi bir şey. Gereksinimleri sadece bu. Kaiser yolunun hemen yollarından bahsetmek gerekirse burası Brest-Litovsk Anlaşması. Polonya üzerinde iki yarı büyük ultimatom gönderiyorsunuz ve kor olarak alıyorsunuz. Memel'e ultimatom ve Litvanya'yı puppet alabiliyorsunuz. Finlandiya'yı puppet alabiliyorsunuz. Ve burada Brest-Litovsk'un anlaşmasını sağlayabiliyorsunuz ve işin sonunda tabii ki de komünizmi bitirmeye gidiyorsunuz. Burası ise ittifaklarınıza toplayıp ülkeleri önce ekonomik birlik, ondan sonrasında yakınlık, ondan sonrasında Papız, sonrasında Annex, sonrasında Avrupa Birliği kurabiliyorsunuz. Ve bunun bir limiti yok. Sovyet'i eğer ittifakındaysa Sovyet'i papat alabiliriz. İngiltere ittifakındaysa İngiltere, İtalya ise İtalya, İspanya ise İspanya. Major, minor fark etmeksizin tüm ülkeleri ittifakınıza alıp papat alabiliyorsunuz. Yeter ki onlar ittifakınıza gelsin. Tarihsel Vanilyası'nda olduğu gibi yani Vanilyası'ndaki o eski yolda var. Burada, burada Avusturya alabiliyorsunuz, yine Anşulus satabiliyorsunuz. Burada direktman kuramadığınız savaş yolu var. İtalya'da yine Mussolini'yi devirip
Sonrasında onu yanınıza Emone ile alabiliyorsunuz. Öyle tarihsel bir yolu da var. Ve işin sonunda Osmanlı'yı geri getirebiliyorsunuz gibi gibi. Evet, Kayseri da böyleydi. Almanya'nın tarihsel yoluna bir bakalım. Faşist yoluna. Burada bu fokusa gittiğimiz anda zaten diğer fokuslar kilitleniyor. Burada birkaç seçeneğimiz oluyor. Yani şu gördüğünüz bayrak zaten historical olup olmadığını gösteriyor. Öncelikle buna gittikten sonrasında yani tarafsız bölgeyi silahlandırdıktan sonrasında direkt bu açılıyor abi. Buranın mantığı çok basit. Siz buna tıkladığınız anda mesela hatta hemen bir gösterelim. Focus auto complete diyelim. Ben bunu aldım. Şu an bu tarihsel yolu kilitledi. Ben bunu aldıktan sonrasında burada 200, 140 gün, 280 gün bunlardan korkmayın. Focus'a siz gitmiyorsunuz. Bunların sadece ilk başına siz gidip advisor atıyorsunuz 14 gün. Mesela ilk başta ekonomi yapacaksam ben Todd'u alacağım, Shapir'i alacağım veya Göring'i alacağım gibi gibi. Mesela şimdi Todd'u aldıktan sonrasında ben 3 slotumu doldurdum ve Todd kendisi otomatik olarak buna gidecek. Shapir'i aldım buna gidecek, buna gidecek, buna gidecek. İşin sonunda aşağıda şu bölünlenmiş olan yerde size seçtiriyor. Hangisini istiyorsun diye. Buna göre seçiyorsun. Bunları rehber videolarına değineceğiz. Yani burayı çok gözünüzde büyütmeyin. İşinize yarayan öncelikle ekonomi ama PP istiyorsanız Rudolf Hess gibi adamlar. Goebbels ise ülkenizdeki faşizmi arttıracak ve Himmler de savaşta isyanları engellemeye çalışacak. Evet. Burası ise ordunuza ekstradan buff veriyor. Ne yönde alacağınız? 2 yıllık devasa bir araştırma buff'ı veriyor. Uçuşatma veriyor. Tank, gemi, top, fark etmeksizin uçak. 2 yıllık size buff veriyor. Burada ise tarihsellikten şaşıyorsunuz ve bir French Czechoslovakya yolu. Garip bir yol aslında ama yine Czechoslovakya endeksi biliyorsunuz. Yani Danzig for Czechoslovakya'ya gitmek için bu yol gerekli. Ama diğer yoldan da gidiliyor galiba. Neyse o kadar önemli değil. Old Fallen gitmiyor. One Fallen okey gidilebiliyormuş. Şöyle burası tarihsel yol. Ribbentrop yolu. Her şey aynı. Hiçbir değişken yok. Yani Verbit USSR, Trade yine bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Kafanızı karıştırmasın diye diyorum. Ama Anschluss mekaniği değişti. Anschluss yıllara göre değişen bir mekanikte. Yani Almanya şu an için eğer ki Avusturya'nın 24 kat büyüklüğünde bir orduya sahipse şu anda Anschluss atabilirim. Ama öyle bir şey mümkün değil. Bu yıllar geçtikçe ve bazı eventler geldikçe siz güçlendikçe düşecek olan bir değer. Mesela en yakın Anschluss 38'de atabiliyorsun. Ama eğer ki hani sadece tüfek üreteyim dersen daha erken bir tarihte atabilirsin. Ama 36'da Anschluss bitti yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok yani. Ama ne olursa olsun Anschluss istiyorsunuz dayı. Yani Anschluss atabiliyorsunuz. Hatta ittifakınızda olsun. Ve şey olsun. Ne derler ona. Ben mesela Avusturya oynuyorum. Buna değineceğiz. Avusturya oynuyorum. Faşistim. Almanla Alman ittifakındayım. Nasıl olsa beni Anschluss yamaz diye düşünebilirsiniz. Öncelikle size ittifaktan atıyor. Sizlere savaş açıyor. Ve eğer ki kabul etmediyseniz tabii bu zaten endgame diyor kabul ederseniz. Direktman savaş açıp ittifaktan atıp aynı gün savaş açıyor. Öyle bir olayı var. Yani sen onu yiyeceksin diyor. İttifaka girmen hiçbir şeyi değiştirmez. Her türlü yani buna gittiğin anda kilitliyorsun bazı şeyleri. İşin güzel tarafı artı bir ajan veriyor. Bu veriyor. Operation Sea Line artı bir ajan veriyor. Yani her yerden ajan oluyor aslında yani ülke. Güzel. Ayrıca mesela Anschluss yaptığınız zaman Avusturya'nın Gold Reserve'ine çektiğin için tık Mephibis hafifliyor. Buna gittin Fate of Czechoslovakia'nın tık Mephibis zayıflıyor gibi gibi. Yani Kasım Rukus'u azalıyor. Birazcık Mephibis'i buralardan da halledebiliyorsunuz oranın altından da çökerekten. Tarihsel yolda Danzigor var. Danzigor, Slovakya, Bifrant, Poland falan fistan. Diğer yolların aslında hepsi ayrı. Aynı. Eskisiyle aynı. Tek farkı artık İberya'ya ultimatom gönderip Puppet'lık ultimatomu gönderiyorsunuz ve hani alabiliyorsunuz. Ve hani onu direktman işgal edebiliyorsunuz. Almanya'nın hani daha da ekstradan atılacak tek bir şeyi kaldı herhalde. O da şu. Bu circle döngüsünde eğer ki bitirirseniz hepsini sizlere bir seçenek sunuyor. Diyor ki ya Hitler'in yerine en güçlü adayı koy. Yani bu buradaki adamların hepsi olabilir. Todd olabilir, Shapir olabilir, Göring olabilir, Himmler olabilir, Goebbels, Hess, Bormann bunların hepsi olabilir. Ya da hepsinin loyalty'si Führer'e diyebilirsiniz ve Führer yani en büyük buff'ına ulaşabilir. İnanılmaz fazla. İnanılmaz fazla buff alıyor. Yani maksimum command power'ın %25 artışından tutun. Special project speed, construction ve cap inanılmaz bir şey. Ya da yeni bir lider arayışına da geçebilirsiniz tabii. Almanya bu kadar. Almanya'nın yani öyle çok bir anlaşılmayacak tarafı yok. Sadece alternatif tarihsel yolları biraz kafa karışıyor ama hepsi gerçekten çok güzel duruyor. Focus 3 maalesef çok uzun.
Yani günler birazcık sıkıntı dayı. 70 gün, 70 gün, 70 gün üzülüyorum. Hatta 35 gün olsa bile üzülüyorum. Baksanıza şuna. Yetişmiyor. En büyük sıkıntıyı bu Hook 3'de lan neyi ne zaman yapacağım diye düşünürseniz o zaman yaşıyorsunuz. Evet, şimdi diğer ülkenin Focus serisine hemen bir geçelim. Avusturya'nın Focus serisinin özeti şu. Alman sizi ne zaman annekseyecek ve siz hangi ideolojide olmak istersiniz? Yani bir şekilde sizi annekslemeye çalışacak bu adam. Olayı bu. Eğer ki tarihsel yolundan şaşmadıysa. Yani şöyle anlatabilirim. Siz buna gittiğiniz vakit yani otokrat tarafı, demokrat tarafı ve komünist tarafı açıyorsunuz. Buradan standart Otto von Bismarck, Otto von Bismarck beni andı herhalde. Otto von Habsburg'u getiriyorsunuz ve o videolarda gördüğünüz Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kurabiliyorsunuz. Ne büyük haliyle kurabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Bu yol da en güzel genişleyen yol. Çünkü Macaristan'ı ve Çekoslovakya'yı neredeyse sorunsuz işgal edebiliyor. Şurada ki decision'lar açılı topraklara tıklıyorsun. Rehberde bunları anlatacağım. Sorun yok. Yani o şekilde alabiliyorsun. Ve yani işin sıkıntılı tarafı yine zaman meselesi. Anschluss'u ben en geç 39'a kadar erteletebildim. Ondan sonrasında Anschluss yapabilme maliyeti 0,3'e düştü. Yani adam direkt bana Anschluss'u yollayabildi. 39'da. Ve işin korkuncu sol tarafta yazıyor bir risk faktörü. 36'da hiç yok. 37'de hafif böyle. 38'de oluyor. 39'da geldim oluyor. Ayrı bir güzel mekaniği var. Bu taraf tarihsel olmayan yolları ve sizlerin kurabileceğiniz Avusturya Macaristan yolu. Burası ise demokratlara sığındığınız yol. Demokratlardan garanti istiyorsunuz, destek istiyorsunuz ve kendinizi yine Anschluss attırtmamaya çalışıyorsunuz. Komünist yol da aynı. Burada tabii ki Sovyet yancısı veya kendi yolunuza gidip etrafınızdaki ülkelerden bir komünist blok kurabilirsiniz. Burada yine ayrı bir yolu var. Yani bu daha Balkan yolu. Biraz daha gariban. Biraz daha gariban. Burası ise faşist yolu. La kardeş, o kadar anlattım. Faşist yolu var. Anschluss atıyor. İttifaktan atıyor sizi. Faşist ol. İttifakına gir Almanya'nın. Vakti geldi mi? Anschluss atacak mı sana? Tekmeyi vuruyor sana Anschluss. Veriyor musun, vermiyor musun? Böyle. Faşist yolu ortaklaşa şeyleri gidebiliyor tabii ki. Hani ultimatomlara gidebiliyor. Ve size işin kötüsü direkt Çekoslovakya ve Macar'ı kor yapma ikisinden birini seçtirtiyor. Ya Macar'ı ya da Çekoslovakya'yı kor yaptırtıyor. Ekonomi yolu ise öncelikle debufflarınız var ve onları düzeltmeniz üzerine. Şu en erken kalkan şeyi bu. Bunu rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz ama militere basamıyorsunuz başlangıçta. Şu ise birazcık zor. Ekonomik depresyonu biraz kaldırmak zaman alabiliyor. Yani şuradan falan hallediyorsun. Eğer Avusturya yaşarsa gerçekten çok güçlü olabiliyor. Ordu yolları fena değil. Yani yeni teknolojiler açmaya bayağı avantajlı bir yol. Donanma yolu bile var da işte toprak kontrol edersen. Ben beğendim. Avusturya gerçekten çok güzel. Yolları da gayet iyi. Şimdi isterseniz Macar'a geçelim. Macaristan'ın ise yolları birazcık değişken. Enteresan yerlere götürebiliyor sizleri. Şimdi ilk başta bu taraf krallığa geri dönüş. Ama kocaman bir ama. Siz burada Habsburg geleneklerine gidebilirsiniz ya da burada faşist kral yolundan Horthy'ye geri bağlanabilirsiniz. Yani Horthy'nin ortak yoluna geri bağlanabilirsiniz. Sorun yok. Burada demokratik bir kral seçebilirsiniz ya da burada yeni bir hanedan getirebilirsiniz. Hepsinin güzel buff'ları var ve hepsi enteresan oynayışlar sunuyor. Lakin enteresan ve güzel olan yani kubartan yolu ise sizlerin eski geleneklere bir dönmeniz. Burada abi yol yine ikiye ayrılıyor. Eski Habsburg kralını getirebilirsiniz veya Otto'yu getirebilirsiniz. Eğer ki Otto'yu getirirseniz sizlerin daha barış taraftarı olduğunu söyleyebiliriz. Çekoslovakya'yı alabiliriz veya Avusturya'yı alabiliriz, Çekoslovakya'yı alabiliriz. Lakin bunlar sizlere parantez içinde taç olarak geliyor. Avusturya'daki gibi alamıyorsunuz. Topraklar size katılmıyor öyle. Taç olarak alıyorsunuz ve bilin bakalım. Evet, hadi söyleyin. Evet, Anschluss ve Çekoslovakya geldiği vakit size soruyor. Siz gene o Anschluss'u yiyorsunuz. Yani Avusturya Anschluss'u geldiği vakit gene. Evet, gene. Siz ya vereceksiniz ya Almanya size savaşacak. Çekoslovakya meselesinde ya vereceksiniz ya Almanya size savaşacak. Gibi gibi gibi. Bunlarla o taç, Habsburg tacını getirmenin yolu ise sizin buradaki yazan değerleri karşılamanız. Birincisi asker sayınız, yüksek ilişki veya faction muhabbeti ve aynı zamanda da war support. Eğer bunları sağlarsanız bunlar size katılacaklar. Eğer ki sağlayamazsanız katılmayacaklar.
Bunun güzel tarafı ise Habsburg Alliance yolundan veya Grand Alliance yolundan enteresan şeylere sebebiyet verebilmesi. Yani eski taçlar. İspanya tacı. Evet, İspanya. Polonya tacı. Polonya çok karmaşık ama Polonya'da Habsburglar gelebiliyor. İspanya'ya. Hatta Hollanda'da olması lazımdı. Meksika'ya. Arnavutluğa. Yani eğer yapabilirseniz Ukrayna'ya. Ve Gürcistan'a da Habsburg taşlarını koyabiliyorsunuz. Ve işin aşağısında ise o büyük Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kurabiliyorsunuz. Zor. Özellikle Alman'ın faşist yolunda ise bu iş zor. İtalya'ya da yine saldırabiliyorsunuz. Ya bu yollar için paradoksun dediği olay şu. Eğer ki historical yolda bunu yapmaya kalkarsan bayağı büyük bir sıkıntı yaşayacaksın. Çünkü oyun tarihsel aktığı sürecinde sen Almanya ile kesin ve kesin surette savaşıyorsun. Ama mesela Alman Kaiser yolunu giderse bunu yapmak sizin için çok kolay. Hatta onunla müttefik bile olabilirsin. Birazcık non-historical yolları da oynamanıza teşvik ediyor sizi. Onu da söyleyeyim. Burası daha diplomatik yol. Burası ise eski Habsburg yolu ise savaşçı bir yol. Burada abi başladığın anda alacağın şey hemen ordu waffları oluyor ve sizlerin Romanya'ya, Slovaklara, yani Çekoslovakya'ya, Yugoslavya'ya ve aynı zamanda da diğer düşmanlarınıza saldırınız başlıyor. Bu tamamen savaş yolu. Bu delikanlı yolu ya. Direkt savaş yolu abi. %80 varsa burada ulaştığın anda direkt aynı gün savaşa giriyorsun. Ve aralarında en zor yol bu diyebilirim. Eski Habsburg kralını getirmenin cezası da herhalde bu olsa gerek. Full savaş. Diplomatik bir başarı mümkün değil. Gördüğünüz gibi. Bayağı da zor. Faşist kral yollarından bahsettik zaten. Ve klasik Horthy yolu. Ama burada birazcık karmaşa var. Ya Horthy yolundan gidebilirsiniz ya da Horthy'yi indirebilirsiniz. Darbe yaptırabilirsiniz. Burada birazcık da hani Hun, Heir of the Hun. Hun yoluna bir ufak şey var, yani bakış var. Burada abi sizlerin daha hani Greater Hungary yolunuz. Avusturya Macaristan'da bir işiniz yok. Büyük Macaristan'ı kuruyorsunuz. İşte Romenlerden toprak, Çekoslovakya'dan sakal, efendimizin Yugoslavya'dan ufak bir sakal. Öyle bir yol ve Greater Hungary'yi kurabiliyorsunuz abi. Bahsetmek gerekirse bu. Ama oynayacağız zaten bunları. Rehberleri de gelecek yolların. Burada abi komünist yolu. Yine birazcık enteresan. Çünkü bir şey var. Komiterne katıldığı yol var. Birincisi işte komiterne katıldığı yol. Diğer yol ise kendi komünizminizi yaydığınız yol. Ve bu Balkan formlayabiliyor. Ama saldırıyordu aynı zamanda. Yani savaş yolu bu. Savaşçı bir yol. Burada ise Second Republic. Birazcık daha hani federasyon tarzında gidiyorsunuz. Ve hani Almanlara karşı bir blok kurmaya çalışıyorsunuz Balkanlarda. Yani burada herhalde iki tane çok zor yol var abi. Bir komünist yolun saldırgan yolu ve Otto. Ama Otto'nun yolu daha zor. Burada en azından belki bir şekilde müttefik de ayarlayabilirsin. Otto'nun yolu tek başına bir yol. Otto yalnızlığı diye bir şey var bu ayda. Abi ekonomik ordu fokusları hemen hemen eskisiyle aynı. Yani burada anlatacak çok bir şey yok. Silahlanma var, geliştirme var. Ve aynı zamanda da işin sonunda güzel bufflar alabiliyorsunuz. Fokuslarınızı bitirseniz. İşte slotlar birazcık artmış. Hani artık eskisi kadar zavallı bir sıra slotta kalmıyor. Macaristan olsun, Avusturya olsun, hele Avusturya. Resource slotta çok rahat peşe çıkabiliyorlar. Güzel yani, iyi. İşin finalinde fokuslarını bitirirlerse bu ülkeler Almanya kadar güçlü olabiliyor. Ama işte uygun şart ve uygun ortam olması gerekiyor. Şimdi isterseniz Belçika'ya geçelim. Belçika'nın olayı şu. Kongo'yla bir işbirliği yapması gerekiyor. Şurada gördüğünüz fokusları Belçika gidebiliyor. Buradakileri ise siz gidebiliyorsunuz. Ve buradakiler ise ortak. Yani önce kendi sorunlarını hallet. Sonrasında Belçika ile ortak fokuslarına git. Tamamen bir işbirliği abi. Yani mini bir Commonwealth durumu var. Yani seçenekler yine birazcık tabii ki sınırlı. Yani 3 temel yol var diyebiliriz tarihselliğinde dışında. Ama güzel tarafı yani Avrupa Birliği'ne hepsi yaklaşıyor dayı. Avrupa Birliği'ne hepsi yaklaşabiliyor. Yani Avrupa Birliği'nin üzerine çok gidilmiş. Neyse. Burada abi gidersen eğer hani Axis tarafı diyebiliriz. Daha çok faşist blok. Yine korlayabildiği yerler var. Lüksemburg mesela bu yol korluyor.
ve Axe'e katılıp Fransız'dan 3-5 sakal alma peşindesin. Ekmeğinin peşindesin. Burada ise hani Lüksemburg ve Hollanda'ya sizlere savaşı ilan ettirtiyor ve oraları korlamaya çalışıyor. Şurada da görebilirsiniz. East Indies'i falan uyumluluk veriyor. Burası birazcık daha sizlerin hani Belçika, pardon, Netherlands tarafında gördüğünüz faşist yolu benzerliği var. İşte finalinde de yani ya saldırı yolları bunlar. Birlik yolu. Buradan da giderseniz tabii ki sizlere demokrat taraf. Yani burada faşist, burada ise yine faşist ama faşist de ikiye ayrılıyor tabii ki. Bu tam faşist miydi bilmiyorum. Bir tanesi galiba birazcık Rex. Aynen, birazcık farklı. Burası tam faşist değil. Burası birazcık da otokrat galiba. Neyse. Bilmiyorum. İkisi de faşist olabilir. Burada da ise demokrat abi. Yine tercih yaptırıyor ama tam demokrat değil. Yani tarihsel demokrat tarafı değil. Liberal ya da sosyalist Victoria olarak değişiyor tabii ki fokusunuz. İngiliz tarafından Join the Alliance'a ya da Komitan tarafından, yani sosyalist tarafından Komitan'a ya da Alliance'a girebiliyorsunuz. Yani bir ufak sizlere buraya Almanlara karşı bir Majinot. Burası Alman karşı çıkıyor ve Majinot gibi bir yapı kurmanızı sağlıyor. Burası yine aynı. İsterseniz komünist taraftan gidebiliyorsunuz. Avrupa'da garip bir hani Avrupa Birliği ile çalışması yapabiliyorsunuz. Güzel, bu da güzel. Burada yine aynı şekilde tarafsızlık muhabbeti var. Benelux Union yeri aynı şekilde. Eğer ki demokratsanız alabiliyorsunuz. Hollanda'ya çok benzemiş. Hollanda'nın yollarının daha geliştirilmiş hali burada var. Bir de eğer ki savaş muhabbetleri hani nasıl diyeyim dönerse Belçika'nın durumuna göre burada ya kralı tutukluyorsunuz ya da tutuklamıyorsunuz. Savaşa devam kararı mı alacaksınız? Hani savaşa ya devam kararı alacaksınız sürgün hükümette ya da kralı şey yapacaksınız, indireceksiniz gibi gibi. Ya burada kralı tutukluyor. Nerelain taraftan gidebiliyorsunuz. Burada ise daha çok hani Alliance yolu, Leopold'un dönüşü veya demokratik bir rejim. Burası tamamen zaten teslimiyetten sonra açılan bir yol. Polonya'nın o şey olayı gibi, sürgün hükümet olayı gibi. Zaten Belçika kralı erken teslim olduğu için Danzig faciası gerçekleşiyor. Bunu da unutmayın. Danzig dedim, pardon. Dunkirk faciası gerçekleşiyor Belçika kralı teslim olduğu için. Ekonomik yolları. Ya Belçika enteresan duruyor. Hani chill oynanabilir. Yine uçaklara karşı güzel buffları var. Denemek isteyene makul. İyi bir oynayış veriyor. Tabii ki. Kongo'nun da olayı aynı. Ortak ağaç var demiştim. Ve Kongo'da bağımsızlık, bağlı veya daha hani farklı yollara evrilebiliyor. Ama asıl olayı bağlı mı kalacaksın, bağımsız mı gideceksin? Yine komünist, tabii ki faşist tercihler yapabiliyor. Bunların da yani komünist tarafı yine Panafrikanizme doğru götürüyor sizleri. Yine Etiyopya havası var. Yani buralarda Afrikan Union'a doğru götürüyor sizleri. Kongo'da özellikle hani aşağı Afrika'nın elde en gelişmiş devletlerinden birisidir. Sömürge olmasından mütebellit. Yapabilir. Fabrika sayısı da fena olmuyor fokuslarından eğer giderse. Yani güzel deneyimler sunuyor. İsterseniz fokusları bir bitirelim. Yeni gelen teknolojilerden bahsedelim ve nasıl çalıştıklarına değinelim. Şimdi ülkelerin başlangıçta, yani her ülkede farklı olacak şekilde, daha doğrusu yönelimlerinin farklı olmasından mütevellit değişik tesisler oluyor. Mesela Amerika'da daha donanmaya yönelik bir araştırma tesisi olurken Almanya'da kara, atıyorum İngiliz'de de uçak tesisi. Tabii ki minorlarda bu yok. Daha çok majorlarda bu var. 4 farklı tesisimiz var. Birincisi donanma, fizik, yani atom bombası üretebileceğimiz ve başlık üretebileceğimiz, araştırabileceğimiz yani. Ve uçak, ama sadece uçak olarak da düşünmeyin, füzeler de yine burada var. Ve kara. Bunların tesislerini ne zaman inşa edeceksin? Asıl soru bu. Yani hemen hemen Almanya'da böyle bir 50-55 sivilde birer tesis olacak şekilde, yani 55 sivile ulaştıktan sonrasında birer tane tesisi şöyle atacaksın. Her sitede sadece bir tesis geliyor.
Bunu ise denize basmak zorundasın. Bu şekilde abi bastıktan sonrasında bunlar, hemen bir basalım hileyle. Belirli bir ekonomiye ulaştıktan sonra altını çiziyorum, dikkat edin. Bunları basacaksınız. Birer tane olması oyun başı için iyi ama böyle eğer ki teknolojileri daha erken istiyorsan daha fazla basman gerekiyor. Yani rakiplerinizin önüne geçirecek teknolojiler bunlar ama bunları hani çok da kapılıp savaşta çok geri kalmayın abi. Yine oyun bildiğimiz soy 4. Yani yine askerini şeyini sivilini basacaksın, askerini yetiştireceksin. Bu teknolojilere bel bağlarsan ölürsün. Bunlar o aradaki farkı değiştiren şeyler. Sende 200 adet tank var, karşıda 200 adet tank var ama sende bir tane mega tank var. Aha işte o mega tank bu. Hatta sende 170 tane tank var, bir tane mega tank var. O 200 tankı yenebilirsin. Bunun gibi. Yani normal Hoi 4'ünü oyna, normal mikronu makronu yap ama bu tesisleri attığın vakit bunlar gelecek teknolojiler olduğunu bil. Bunlar savaşın seyrini 42'de, 43'te, 44'te, 45'te ve 45 sonrasında değiştiren teknolojiler. Sen yine 41-42'ye kadar kendi oyunu oynamak zorundasın. Bunlar geleceğe yönelik yatırımlar. Savaşın tıkandığında o tıkanıklığı açan şeyler. Yani tuvalet pompası gibi bir şey. Anladın mı? O tıkanıklığı aşıyor dayı. Çok kötü bir örnek evet ama öyle. Peki tesisleri açtık dayı. Ne yapacağız? Burada 4 tane tesis açtım. Bunların her birine ayrı bilim adamı ataman lazım. Kara için. Tarihseller bu arada bilim adamları ama ekstra bilim adamları da bilsin. Mesela Werner von Braun. V2 roketlerini yapan adam. Ay'a gitmemize olanak sağlayan adam. Al abi bunu. Bunların kendince levelleri de var tabii. Level ne kadar yüksekse size verdiği bufflar o kadar yüksek oluyor. Mesela burada ise Werner Heisenberg. Veya burada. Walter. Değil mi? Bunların her birini atadık abi tesisi. Bilim adamı atamadan tesis faaliyete geçmiyor. Bak bunları atamadan öncesinde bir breakthrough mantığı var diye bahsetmiştim. O breakthrough artışa geçmiyor abi. 0.10. Şu an tesise bunları atadığım için 0.10. Mesela. Şu an aldım abi bunu tesisten. Bak değişen bir şey yok. Çünkü bilim adamını aldım. Bilim adamını atadım mutlu. Bak tık. Artış başladı. Lan arkadaş iyi hoş da Breakthrough ne işe yarıyor? Breakthrough buradaki projeleri açmanıza olanak sağlıyor dayı. Ben burada pardon şöyle yapacağız. Diyor ki bana ben fizikte 6 adet projeye sahibim. Üzerine tıkladığımda. Birincisi isim değişiklikleri var bu arada. Özel ülkelerin hani isimlendirdiği şekilde yani reaktöre Uran Machine demiş mesela bu. Diyor ki sen buradaki projeleri araştırabilmek için öncelikle atom bombasını açma. Yani atomik research'ı açman lazım. Ben geldim abi. Yılım geldi. 40 yılı gibi veya daha erken buff'ım varsa eğer. Bunu açtım. Ben bunu açtığım anda fizikte projeler açıldı abi. Tık Uran Machine. Reaktör araştırması. Ben buna tıkladığım anda 720 gün ortalamayla bana proje araştıracak. Buradan geliyorum hemen tesise. Diyorum ki sen bunu araştıracaksın. Niye start veremiyorum? Çünkü benim şu an breakthrough'um yok. Eğer breakthrough'um olsaydı start verecektim dayı. Peki breakthrough nasıl kazanıyor? Veya uçakta da gösterelim bunu. Helikopter. Helikopter mesela. Oyun başı açılabilir. Burada kritik soru. Sen iki breakthrough'unu, air'deki iki breakthrough'unu helikoptere vermek istiyor musun? Helikopter ne işe yarayacak hemen göstereceğim bunu da. Burada veya sen deprem yani bu bunkerlar için bombaları yapacak mısın? Yani bunları yapacak mısın? İş şurada kırılıyor dostlar. Sen bunların hepsini açamazsın. Bunların hepsini açacak yatırımı sen yapamazsın. Kimse yapamaz. 50 de biter yani o yatırımlar. Burada tercih önemli. Bak mesela balistik füzeler. Kıtalar arası balistik füze. Araştırması uzun. Senden istedikleri fazla. Öncelikle bunu araştıracaksın. Sonra bunu araştıracaksın. Bir de fizikten şey alacaksın. Nükleer warhead alacaksın. Yani en erken bunu 44'te getirebilirsin gibi bir şey. Ama sen hepsini almaya çalışırsan hiçbiri yetişmeyecek belki de. O yüzden hedef yönelikli araştırmalar yapmamız lazım. Senin işine vesaire gelecek. Ben jet uçakları istiyorum. Tık abi diyor ki sana engine 2'yi araştır bana. Ve ya small airframe araştır. Ben de sana jet engine açtım. Yıla bak. Bak. Small airframe açtım. Engine'i açtım abi. Engine 2 hatta. O bile değil.
Bak, jet yılına başlama olayına bak. Bak abi. Bu yılda yapabiliyorsun. Ama, kocaman bir ama. Eğer ki break turun olursa. Break turu nasıl kazanılıyor? Şimdi ondan bahsedelim. Break turu fokuslar ile kazanılabiliyor. Size onlardan bahsetmek istemiştim zaten. Almanya'nın fokusu buna müsait. Buradan eğer ki ben buna gidersem bir şey yok. Buna gidersem bir şey yok. Ama buna gidersem mesela bana aerodinamik yani havayla alakalı araştırmalarda 150 break turu veriyor. Buraya gidersem eğer burada bir şey vermiyor. Buraya gidersem burada da bir şey vermiyor. Aşağı doğru lan bir şey ver artık. Hah yok. Burada da vermiyor lan. Lan ver lan. Ver lan. Neyse. Soldan gidelim. Ha burada veriyor mesela. %50 yine break turu veriyor. Burada yine veriyor mu? Yok burada da vermiyor. Şurada veriyor mesela. Bu da aerodinamik yine havaya %75 break turu veriyor. Ya yani şöyle göstermek istiyorum sizlere. Focus Auto umarım açıktır. Ben buna gittim abi. Bak geldim buraya break turuya. Bak şu an için break turuyu görüyorsunuz. Air %30 break turuyla. Ben geldim abi. Bunu araştırdım. Bak abi doldu. Geldim araştırdım. Bak break turu doldu. Ve böylelikle ben yeni bir Air hani projesi yapabiliyorum. Bu 3 olduğu zaman. Peki bu başka nasıl kazanılıyor? Birincisi fokuslar dedik. İkincisi tesisler. Üçüncüsü ise araştırmalar. Araştırmalara geldiğiniz vakit bunların aşağısında bazı değerler görüyorsun. Yani böyle garip garip renkler görüyorsun. Bu renklerin anlamı var. Birincisi. Sarı olanlar fizik. Kırmızı olanlar hava. Mavi olanlar donanmayla alakalı. Ve yeşil olanlar da kara. Elektronik ise ortak atom ve havayla ortak. Ben buna gidersem eğer diyor ki günlük eğer sen bu araştırmayı yaparsan hayır böyle çalışmıyor bu arada. Ben mesela şu an havayla alakalı her şeyi açmak istiyorum değil mi? Bakın havanın break turusunu göstereyim size. Günlük ne kadar kazandığımızı. Şu an araştırmadan roket araştırdığım için 0.12 break turu kazanıyorum. Yani bu demek oluyor ki ben eğer havaya yöneleceksem havaya yönelik araştırmalar yapmam lazım break turu için. Bak geldim havaya yönelik. Uçakların hepsini öyle. Bak dayı. Break turu kazanıyorum. Bayağı hızlı geliyor yani. Günlük olarak limiti bayağı bir dolduruyoruz. Tabii ki tesis sayısı bunu arttırıyor. Şimdi ben geldim abi. Havaya yöneleceğim için bayağı bir tesis yaptım. Ben tesisler çalışmıyor olarak gösteriyor. Çünkü bilim adamları yok. Almanya'da neyse ki bayağı bir uçakla alakalı bilim adamı var. Ama eğer ki bilim adamsız kalırsanız 100 pp'ye. İlk 4 staff'tan sonra 100 pp. Yani ilki zaten her ülkede galiba bir tane oluyor. Sonra 25, sonra 50, sonra 75, 100 diye devam ediyor. Buradan üzerinde de yazıyor zaten. Hani ilk bilim adamı 0, sonra 50, sonra 75, sonra 100 şeklinde gidiyor. Buradan ekstra bilim adamı da alabilirsiniz 100 pp'ye. Ben abi bu tesisleri açtım. Bunları koydum. Bakın break turusuna. Devasa. Yani şu an Almanya hava endüstrisini uçuruyor. Yeni teknolojiler için hazırım. Ve her tesiste bir araştırma yapabiliyorum. Mesela bunda mesela ne yapalım? Panzer araştırması yapıyorum. Flying Panzer yapıyorum. Radarı da artık araştırmanız gerekiyor. Veya yine bir karacı olarak tıklayacağım. Gerçi karıcım yokmuş. O zaman Air'den gidelim. Mesela ben burada radar araştırması yapacağım. Burada ise jet engine araştırması yapabilirdim. Her tesis ekstra bir araştırma yapıyor. Öncelikle araştırmalar nasıl gidiyor? İlk başta prototip buluyorlar. Sonra o projenin büyüklüğüne göre prototip, zart, surt, işte işleme, kullanım diye devam ediyor. Atom bombasını diye ise bitirdiğiniz zaman tık size direkt ben bir tane veriyor. Onu da söyleyelim. Oh evet. Birazcık yordu. Şimdi. Break through mantığı böyle. Genel olarak projelerden bahsedelim. Birincisi nükleer reaktör. Eğer atomik araştırma yaptıktan sonrasında nükleer üretmemize yarayacak olan tesisleri yapıyoruz. Bir de büyük nükleer tesisler var. Yani bu reaktör tarzında yani enerji içinde kullanılan bunlar daha fazla atom bombası üretiyor. Nükleer enjinler ise nükleer denizaltıların o veya modern gemilerin o nükleer şeylerin düşünün. Aynı şekilde uçaklar da galiba konuluyordu bu. Yani petrol tüketmiyorlar ve menzilleri inanılmaz artıyor ama masrafları da o kadar artıyor. Nükleer füzyon bombası en ufak atom bombası olarak geçiyor. Hasarı toprağa bir yıl boyunca ortalama bir hasar
Termonükleer ise videolarda da gördüğünüz o devasa yangına sebep olan büyüğü. Bu ise 2 yıl ve çok daha büyük bir debuff'a sebebiyet veriyor. İkisini aynı anda atabiliyorsunuz toprağa, yani stackleniyor. Nükleer Warheads ise nükleer savaş başlıkları işte. Bunları ise o balistik füzelere koyup yollayabiliyorsunuz. Fizikte böyle. Donanma ise birazcık daha garip. Donanmada Cruiser Submarine var. O ufak cep submarineleri var. Gemilerinize özellik verebiliyorsunuz. İşte daha iyi bir hava savunması veya daha iyi bir görünmezlik pelerini. Yani denizaltılara mesela. Torpido kruvazörler artık buradan açılıyor. Super Heavy Battleship'ler artık böyle açılıyor. Ama mesela Japon gibi ülkeler bunu direkt açabiliyor. Fleet Submarine'ler var. Mesela bunun için Cruiser Submarine açmamız lazım. Nükleer Submarine var. Evet, bir Submarine'den nükleer bomba veya Vehicle Rocket'e tarzı sürekli taciz saldırısı yapabilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Missile Launching Submarine zaten bu böyle geliyor. Nükleer Missile Submarine, nükleer torpido atan Submarine'leriniz olabiliyor. Şurada görebiliyorsunuz zaten. Modern Battleship'ler, Modern Carrier'lar, Ice Aircraft Carrier. Bunu İngilizler tarihte yapmaya çalıştı. Olayı şu, bir tane buz parçasının üzerine bildiğiniz carrier alanı yapıyorlar. Ve yani buzun batmayacağını güvenerekten öyle bir hayal projesi var. Oyun eklenmiş. Canı çok fazla, matematik olarak dersek canı çok fazla. Bayağı zor batıyor carrier. Ve yine savunma ile alakalı şurada gördüğünüz güzel güzel bufflar alabiliyorsunuz. Bunların hepsi parça. Şu rehberde bunlara gireceğim. Çok detaylı girersek çıkamayız bu işin içinden. Donanma da böyleydi. Hava ise çok daha güzel. Jet Engine sizler aşağıdaki modülleri açtırıyor, göreceksiniz. Helikopter support ünitelerini açıyor. Supportlara da geçeceğim hemen. Ekstra bombalar, işte o bombaladığımız hani strat bomberin içine koyduğumuz farklı bomba türleri bunlar. Şu ikisi. Amerika Bomber 14.000 mid, 12.000 mid ama geliştirilebiliyor. Menzilli bir kocaman, yani Berlin'den Amerika'ya bombalayacağız. Zaten Amerika Bomber adı üstünde bir uçak türü. Mothership Aircraft, içinde ufak uçakların olduğu o filmlerdeki birazcık hani efsanevi bir uçak türü. Çok pahalı. Yani 220 production ve inanılmaz kaynak tüketiyor. Yani günde 200 fabrikayla 3 tane falan üretiyorsun ama 100 tanesi 2000 uçak dövüyor. Yani öyle bir garip bir şey. Jet Engine'lerin bir üst seviyesi. Hani önceden Jet Engine dediğim bir taneydi abi, geliştirilemiyordu ama artık geliştirilebiliyor. Jet Engine'den devam edebiliyorsun ve süpersonik jetimiz var abi. Yani jet çok güzel duruyor oğlum. Hani açacağız zaten, hemen bir kısa göstereceğim bunları. Çok güzel. V1 ufak projeleri var. Birazcık daha kısa menzilli bunlar. V2'leri var, balistik füzelerimiz var. Bunlar İngiltere'ye atmak için makul. Kıtalar arası olmasa bile hani 4000 menzile sahip bir size füze veriyor. Nükleer başlık atabiliyor artık bunlar. Ve tabii ki de kıtalar arası balistik füze. Berlin'den şeyi tamamen görebiliyorsunuz. Amerika anakarasını görebiliyorsunuz. Hava'ya kadar görmüyor ama bayağı bir yakın menzili görüyor. Bütün Amerika anakarasını Berlin'den, Avrupa'dan ya da tam tersi Amerika'dan Avrupa'yı bombalamak istiyorsanız buna ihtiyacınız var. Bu ise havadan karaya, pardon, karadan havaya ve roket interception'lar. Bunlarda zaten uçak türlerini vurmak için avantajları var. Karada ise daha basit tutmuşlar. Bir kere bu ekstradan tanklarınıza mühendislik, zırhlı mühendislik taburları koyabileceğiniz bir yapıyı açıyor. Süper Hobbitsar var. Bu eski kurup toplarını hatırlayın. Çok büyüktüler. Onun gibi bir şey. Çok pahalı. Ama template'i koyarsanız savunma da devasa, yani çok güzel iş yapıyor. Ve Land Cruiser, videolarda gördüğünüz, trailer'da da gördüğünüz Raddalar. İnanılmaz bir şey. Yani Fatih'çi muhteşem bir şey derdim ama bunu eğer ki düzlük arazide kullanıyorsan. Bunu, şimdi geliyorum, bataklık, dağ, tepe, efendime söyleyeyim, jungle, orman, kötü arazi koşulları, bunlar hiçbirini kullanamaz. Sadece düzlük. Ama düzlüğe bir vuruşu var. Çok iyi vuruyor. Düzlük kabul edilebilir. Ormana sokma. Sokma, hiç girmesin. Hiç girmesin. Nehir geçişi ünme aşağı. Geç sakın. Nehir geçişlerinde kullanmıyoruz. Sadece düz arazilerde fortlara karşı çok buff'u var. O da yani şurayı yarmaya olanak sağlar. Fortlara karşı kullanabilirsiniz. Bu nasıl kullanım olayı ben size söyleyeyim. Eğer ki D-Day'lerden sıkıldıysanız bu raddalardan koyuyorsunuz abi. Hatta ben sizlere göstereyim neye benzediğini yapı olarak. Şu an bütün teknolojileri açtım. Abi radda dediğimiz olay bu. Hatta şuradaki teknolojileri de açalım.
Tüm teknolojileri açtığımız haliyle şöyle bir şey abi. Template'e bir tane yetiyor ama zaten bir tane adam olana çok bile. Gemi topu koyabildiğin hayvani bir şey veya tren topu koyabiliyorsun. Ama şu daha mantıklı. Gemi topu, bildiğin gemi topu abi. İkincilere duruma göre opsiyonel. İstersen air koy, air atak koy. Çok devasa bir air atak veriyor. Veya ne bileyim. Yine donanma şeyi koyabilirsin. Burada medium koyabilirsin. Hatta araya böyle flame tower koyabilirsin. Yine buff veriyor. Yani medium, yüksek dereceli, dereceli arttırabilirsin. Zaten 850 pirinçlik neyine yetmiyor lan. Değil mi? Yani assault gun koyabilirsin. Tek başına verdiği hasara bakar mısın? Command center'lı breakthrough'u arttırabiliyorsun. Bu sadece bir tane konulabiliyor. Burada kendine özel bir helipatı var dayı. Rattan'ın. Hani şöyle bir şey. Bir kon veriyor. Helipatı var. Kendine özel pisti var herifin. Burada stabilizer breakthrough. Bunlardan arasından yani en çok işe yarayanı bunların hiçbiri değil aslında. Direkt bir helipat daha koyarsanız bunu bayağı uçuruyor. Ama hani ne alınabilir? Belki enchantment istiyorsanız bu olabilir. Veya air attack, kastıysanız radar koyabilirsiniz. Bunlara çok gerek yok. Delinemez değil. Onu delinemez hale getirebiliyorsunuz ama yine. Helipat, iki tane helipat koymak mantıksız değil. Abi şöyle bir şey yapabilirsin. Bu delinmez de. Delinecek gibi olursa bazı şeyler verirsin. Ve işin güzeli rant krovizör üreten şirketler de oluyor dayı. Maksimum huzurda birazcık patladık. Şöyle yapmamız lazım. Evet, şöyle hayvani bir şey. Koydun da ne oldu? Üretiyorsun buradan. Nerede o? Buradan üretiyorsun. Kaynak olarak aslında o kadar da pahalı bir varyant değil. Yani nispeten bu kadar şeye göre. Üretiyorsun. Template'e geldiği zamanki etkiyi göstereyim mi? Oyunun başlangıç verdiği Alman template'i. Bu. Şu Recon'a bak. 25 Recon var. Oyunun başlangıç template'i. Böyle bir şey. Bir tane. Her template'e bir tane. Ama bir de gerçek boyutundan eğer gelmeye başlarsak şimdi. Debufflara bir bakalım. Bunlar sekte yediğiniz debufflardan ayrı bir şekilde olan debufflar. Kafanız karışmasın. Zaten o debuffların üzerine bir debuff yiyorsunuz. Bir. Ford'a karşı atak buff'ın var. Evet, Ford'a karşı kullan. Nehir geçişi. Kullanamazsın. Amfibi. Yok öyle bir şey. Amfibi yok. Adını dahi anmayacaksın. Forest'a kullanamazsın. Hill'de en zaten makul hill olabilir herhalde. Hani hill'de kullan. Dağ da aslında fena değil ama dağın kendi de buff olduğu için ağır. Urban riskli. Jungle ve marsh. Yok. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Oraların kendi debufflarında olduğunu unutmayın. Yani ben hem burada debuff yiyorum. Hem de bir de üstüne burada yiyorum abi. Anladın? Buraların kendi debuffları olduğunu da unutmayın. Marş'ın hele hele. Kendi debuffunun olduğunu unutmayın. Demek istediğim buydu. Landcruiser'ı da gösterdik. Şimdi radarı eğer araştırmazsanız bunu açılmıyor. Tarihsel radarsız kalabilirsiniz unutursanız. Yeni gelenlerden supportlara bakalım. Eğer ki o zırhlı şeyleri açarsanız eğer sizlere yani zırhlı bir tabur şekilde yeni bir engineer company açıyor. Güzel tankların yanında kullanmak için muazzam. Helikopter açarsanız Recon'u daha yüksek helikopter üretmeniz gerekiyor tabii bunlar için. Birkaç fabrika vereceksiniz. Ve helikopter Recon'u açıyor. Military Police'i ek takviye. Military Police yani eğer ki bunu basarsanız çok fazla toprak işgal edeceksiniz. Ve hemen power'ınıza birazcık değer veriyorsanız motosiklet taburları da üretin. Bu da %30 ekstradan şey veriyor size. Oraya takviye veriyor. Bu buradan da ekstradan buff alıyor. Her araştırmada buff alıyor. Yani normale göre daha fazla efektif. Ve aynı şekilde zırhlı yine maintenance company'ler. Yani tanklara bunları koyduğum vakit devasa şeyler oluyor.
helikopterleri hastane olarak kullanabiliyorsunuz ve helikopterlerle supply da atabiliyorsunuz. Yani normale göre daha efektif yapıdalar dayı. Şöyle göstereyim yani sizlere. Normale göre daha efektifler. Yani bunların organizasyon değerleri daha iyi. Ve kullanımları birazcık daha efektif. Yani bu birazcık devamlıyken bu daha iyi oluyor kısacası. Yine zırhlı tank Armored Signal Company var. Yani light tank kullanılır ya yine. Ama şunu açıyor işte. Command Center açıyor. O Land Cruiser için. Önemli. Bu değişti. Artık bunun da bir projesi var. Normalde ikiye ayrılıyor artık. Bu hani ufak olanı ve büyük olanı diye. Bu ufak olanı. Bunun bir de büyük olanı var. Onu zaten araştırmadan şimdi sizlere göstereceğim. Evet, Dora. Dora artık büyük olanı ve Dora devasa damage veriyor artık. Normalde eskiye göre şu an eğer ki special projeden araştırırsanız Dora'nın yere verdiği, yani Ford'ları %53 efektifliğini kısıyor. Düşmanın enchantment'ını %32 kısıyor ve hani düşmanı baskı ateşine tutuyor. İnanılmaz bir şey. Çok güçlü. Eğer ki special projeden gitmeyeceksen %33'e düşüyor tabii ki değer. İlk katı daha pahalı bir variant ama çok daha güçlü. Helikopteri de burada üretiyorsunuz. Ve diğer yapıları da burada. Super Howitzer de öyle. Bu tank Howitzer'i de yine üretebiliyorsunuz. Oh, evet böyleydi. Air'de ise şöyle gösterelim. Balistik füzeler şurada. Surface. Kıtalar arası balistik füze. Daha orta sınıf bir füze. Kometler burada. Mothership Aircraft, içinden uçakların çıktığı versiyonu böyle. Şey var. İşte Sonic Jet, Super Sonic Jet. Modern Small Airframe'ler. Bunların hepsini aynı anda açamayacaksınız. Donanmaya gece gidelim. Ice Carrier, Modern Carrier. Nükleer Submarine, Submarine'i de hemen göstereyim. Field Submarine değil de. Ya da Nükleer Submarine'den gösterelim aynen. Ben nükleer torpido kullanmak istiyorum. Güvenilirliği azaltıyor tabii ki. Buradan isterseniz buna gidebilirsiniz. Bu işte yine projeden açılan. Veya radar da koyabilirsin. Aynı zamanda şnorkel de koyabilirsin de. Buna galiba şnorkel konmuyordu. Aynen bunda şnorkel konmuyordu. Bu konuluyordu. Buradan nükleer missile launcher veya normal missile launcher yapabilirsin dayı. Buradan balistik füze atabiliyorsun. Ama buradan nükleer atabiliyorsun direkt. Nükleer balistik füzeler atabiliyorsun. Bunu abi Amerikan kıyısına getiriyorsun. Bildiğin carrier'dan uçak yönetir gibi böyle videoda gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Buradan ekstra torpido atabilirsin. İşin en güzel tarafı petrol tüketmiyor. Ve nükleer reaktör olduğu için gördüğünüz gibi range'de 10.000. Böyle yapabiliyorsunuz. Nükleer engine'i zaten kullanan 3 gemi türü var. Modern Carrier, Modern Battleship ve Nükleer Submarine. Bu üçü kullanabiliyor. 44 Submarine'e özelde sessiz çalışan şeyler geldi abi. Motorlar geldi. Bak daha az, tabii çok daha fazla petrol kullanıyor ama daha sessiz çalıştığı için görünürlüğü azaltıyor gibi gibi. Denizaltılar da böyleydi. Vallahi başka da anlatılacak ne var? Vallahi bir şey de kalmadı. İşte şirketler eklendi. Komutanlar, yeni komutanlar eklendi. Artık burada alacağınız çok bir şey yok. Sadece Mephibis Advisor ve ekstra ajan şeyleri burada. Yani yeni burada herhangi bir şey yok. Burada ise yine herhangi şunlar var. Motosiklet falan var. Tankta şu şekilde ayrım var. İşte Land Cruiser'ın parçalarını açıyorsun. Topçuda şu savunma sistemleri için şeyler var. Ekstra hava için var mesela. Bunları işte yapmazsan dayı çok güzel bir atom bombası yersin. Balistik füzelerin bu arada düşme ihtimalini galiba bu son teknoloji birazcık etkiliyordu Air'de. Onun dışında pek de şansınız yok. Normal yeni şeyler geldi. Şu Ice Carrier'ın parçalarını açıyor. Bu ise sessiz çalışan o motorları açıyor. Yine parçalarda ek bir şey yok. Air bayağı bir değişti. Şu Mothership Aircraft'ın özellikleri modern şaseler de burada. Radar bu şekilde ve nükleer artık tek şeyde. Yani bir tane araştırıyorsun gerisi fizik şeyde. Evet. Yani yeni dersi ilk bakış videosu bu şekildeydi. Aklıma gelmeyen unuttuğum şeyler olabilir. Kusura bakmayın. Zaten rehber videosu olmadığını da söyledim. Rehber videolarında hepsi gelecek. Nasıl çalıştıklarını daha detaylı, daha böyle basit anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın.